Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde açı nasıl çizilir? Bu konuyu ele almak istiyorum. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız ve aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevgili öğrenciler, daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz. Açı nasıl çizilirmiş? Bir bakalım, ilerleyerek pekiştirelim. Açı ölçen alete açı ölçer ve iletki diyoruz sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz bir iletki örneğidir. İletki 180 eş parçaya ayrılmıştır. Her çizgi arası bir derece oluşur. Görmüş olduğunuz 90 derecelik açıları görüyorsunuz. Farklı yönlere göre çizilmiş olabilir. 90 üzerindeki 0, küçük 0 işareti derece anlamı verir ve derece sembolü bu şekildedir sevgili öğrenciler. Açı ölçme derecesi. Açı çeşitleri, öncelikle ona değinmek istiyorum. Derecesi 90 derece olan, açısı 90 derece olan açılara dik açı, 90 dereceden küçük olan açılara dar açı, 90 dereceden büyük olan açılara geniş açı, ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı diyoruz. Açısı 90 derece olan açılara dik açı denir sevgili öğrenciler. Açısı 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir. Açısı 90 dereceden büyük olan açılara geniş açı denir. Açısı 180 derece olan açılara ise doğru açı diyoruz sevgili öğrenciler. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi açılar nasıl çizilir bakalım. Elimizde gönye var. Bu gönyenin bir tanesi, ilk gönyemizde 30, 60 ve 90 derecelik açıları çizebiliriz. İkinci gönyemizde ise 45 ve 90 dereceyi çizebiliriz. Alt kesişme dik olan kısmında 90 derecelik açıyı çizebiliyoruz. Birinci gönyemizin üst kısmı ile 60 derece, üst kısmı ile 30 derece, alt sağ köşesiyle 60 dereceyi çizebilirken ikinci gönyemizin üst noktaları köşesiyle 45 derecelik açı çizebiliyoruz. Bakın, birinci gönyeyi kullanarak üst kısmından 30, sağ köşesinden 60, alt dik köşesinden 90 derecelik açı çizdik. Evet, ikinci gönyeyi kullanarak gördüğünüz gibi alt dik kısımlar köşeden 90 derece, üst ve sağ köşelerden de 45 derecelik açı çizebiliyoruz. Evet, yandaki açı ölçer, yani iletki kullanarak ölçüsü 50 derece olan bir dar açı çizelim. Evet, iletki kullanarak da açı çizebiliriz sevgili öğrenciler. Önce bir A noktası alıyoruz. Sonra ona, A noktasına düz bir ışın çiziyoruz. Sonra açıların merkezini A noktasının üzerine yerleştiriyoruz. Yani iletkinin ortasında bir nokta var çocuklar. Burada bir delik bir nokta. Orayı kalemin ucuyla da tutabilirsiniz. Sonra iletkinin düz kısmıyla çizdiğimiz ışını paralel hale getiriyoruz. Açının üzerindeki 50 derecelik açıyı belirten noktayı işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi 50 derecenin yanına hemen nokta koyduk. Sonra A noktasıyla o belirttiğimiz noktayı birleştirip yeni bir ışın çizdik. Böylelikle 50 derecelik bir açı çizmiş olduk sevgili öğrenciler. Evet, görmüş olduğunuz örneğimizde bu sefer 60 derecelik bir açı çiziyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Önce bir nokta alıyoruz. Sonra R noktasından düz bir ışın çiziyoruz. Sonra iletkiyi R noktasındaki noktayla birleştirip ışınla paralel hale getiriyoruz. Sonra çizmek istediğimiz 60 derecenin olduğu yere, 60'ın olduğu yere nokta koyuyoruz. Sonra R noktasıyla koyduğumuz 60 derecenin olduğu noktayı birleştirerek 60 derecelik bir açı çizmiş olduk sevgili öğrenciler. Evet. İletkiyle açı çizme örneklerini şimdi pekiştireceğiz. Bakın sevgili öğrenciler. Bu şekilde çizerseniz yanlış bir çizim yapmış olursunuz. Işınlar iletkiyle paralel hale getirmeniz lazım. Bakın doğrusunu göreceksiniz. Bak, gördüğünüz gibi ilk noktayla ışını paralel halde çizdiğiniz zaman ne yaptınız? Doğru bir ölçüm ve çizim yapabilirsiniz. Sonra onar sayıyoruz. 10, 20, 30, 40. gördüğünüz gibi 40 derecelik bir açıyı çizmiş olduk. Şimdi 20 derecelik bir açı çizelim. Evet, 10, 20. Şimdi 20'nin olduğu yere nokta koyuyoruz. Işının ilk başlangıç noktasıyla 20'nin olduğu noktayı birleştirip 20 derecelik bir açı çizmiş olduk sevgili öğrenciler. Evet, şimdi 30 derecelik bir açı çiziyoruz gördüğünüz gibi. Bu örnekleri gördükçe konuyu pekiştireceksiniz. Bu da sınıflarımızda kullandığımız büyük iletki örneklerinden bir tanesi sevgili öğrenciler. Burada da 30 derecelik bir açı çiziyoruz bakın. 10, 20, 30 nokta koyduk. Bu noktayla iletkini, ışının ilk başlangıç noktasını birleştiriyoruz. 30 derecelik açıyı çiziyoruz. Şimdi 40 derecelik bir açı çiziyoruz gördüğünüz gibi. Örnekleri pekiştirebilirsiniz. 50 derecelik açıyı çiziyorum gördüğünüz gibi. Bakın ben size daha fazla örnek göstererek nasıl çizildiğini pekiştirmeye çalışıyorum. 60 derecelik açı çizdik. Şimdi 70 derecelik bir açı çiziyoruz. Gördük. Evet, şimdi 80 derece bir açı çiziyoruz. Sevgili işaret koyduk sevgili öğrenciler, birleştirdik. 90 derecelik açı çiziyoruz. 90 derecenin olduğu yere 90'ın olduğu yere nokta koyduk ve başlangıç noktasıyla birleştirdiğimizde dik bir açı oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi 100 geniş açı oluştu. 100 derecelik 110 derecelik bir açı çiziyoruz şimdi. Şimdi 120 derecelik bir açı çizeceğiz. Evet. 130 derece nasıl çiziliyor bakalım. Bu konuyu pekiştirmek için bütün açıların çizimini size gösteriyorum sevgili öğrenciler. 130'un üzerine nokta koyduk ve ilk noktayla birleştirdik. 140 derecelik açıyı görüyorsunuz. Onar sayıyoruz. İşaret koyduk ve başlangıç noktasıyla birleştirip 140 derecelik bir geniş açı çizmiş olduk. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ters yönde de açılar. Mesela 30 derecelik açıyı sola bakan şekilde de çizebilirsiniz. Bu sefer gördüğünüz gibi onar soldan ilerliyoruz. Bu şekilde de ilerleyerek sola bakan şekilde de dar açı oluşturabilirsiniz. İlla sağa bakan şekilde bir açı oluşturmanız gerekmiyor. Evet, açı örneklerini size gösteriyorum tekrar. Niye bu kadar çok örnek gösteriyorum? Belki bir tane açı çizerken zorlanacaksınız. Benim örneklerimden faydalanarak aynı açıyı çizme imkanına kavuşursunuz. Gördüğünüz gibi açı ölçüleri yukarıda yazıyor. SA demek, S ölçüsü demektir sevgili öğrenciler. A açısının ölçüsü. Evet, A açısının ölçüsü demektir. S, A açısının ölçüsü 130 derecedir diye. Burada A'nın üzerinde açı sembolü olması gerekiyordu. Pardon, görmüş olduğunuz gibi burada sembol var. Evet, örneğimiz ABC açısının ölçüsü 45 derecedir iletki üzerinde gördüğünüz gibi. Bunu ABC açısı 45 derece dar açıdır diye ifade edebilirsiniz. DF açısının ölçüsü 135 derecedir gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. 140 ve 130 arasında bir noktaya denk geliyor. Bu da DEF açısı geniş bir açıdır. KLM açısının ölçüsünü 90 derecenin üzerine geliyor nokta gördüğünüz gibi. 90 derece KLM açısı dik bir açıdır. NOP açısının ölçüsü 180 derecedir. NOP açısı da 180 derece olduğu için doğru açıdır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, açı çeşitlerini de bu şekilde ele aldık ve açıların dik, dar ve geniş açının, doğru açının nasıl çizildiğini bol bol örnekle ne yaptık? Pekiştirdik. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.